Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı, operatör doktor Sinan Göker Hocam canlı yayınımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş Dün siz yayına gelmeden önce ben Instagram'dan şöyle bir çağrı yaptım. Dedim ki Hı -hı. Sinan Hocam geliyor, göz hastalıkları ile ilgili ne sormak istiyorsanız Doğru. sorun. Tek tek sorular geldi. İlk sorumu soruyorum. Çok odaklı lenslerin fonksiyonlarını çok merak ediyor seyircilerimiz. Önce bir onunla başlayalım. Evet. Şimdi çok odaklı lens yokken tek odaklı lensler vardı. İlk Katarak ameliyatında, sonra... Bu tek odaklı lensler takılıyordu. Ve e, kişideki uzak görme numarasını buna hesaplayıp düzeltebiliyorduk. Ama yakın için okuma gözlüğü kullanıyorlardı. Hı -hı. Dolayısıyla yakını da gözlüksüz görebilmek için bu çok odaklı lensler dizayn edildi. E, ben aşağı yukarı 13-14 senedir bunları kullanıyorum. Çok odaklı lensler yakını yani katarka meyattan sonra yakını e, kişilerin gözlüksüz okuması için... ...dizayn edilmiş özel göz içi lensleri. Şimdi bunlar bir süre sonra zaman içinde teknolojisi o kadar iyi gelişti ki... E, ...kataraktı artık direkt böyle hani olmuş katarakt değil de... ...kataraktı da daha yeni başlamış kişilere de veya daha görmesi hala %100 ama... ...katarakt belli olacak ilk 3 sene içinde olan kişilerde... ...yakın gözünden kurtulmak için bu yöntemi uyguluyoruz. Yani... Buna son bir iki senedir akıllı lens de deniyor veya akıllı hı hı. mercek deniyor. Ben bu terimi çok sevmiyorum aslında ama firmaların uydurduğu bir terim. Aslında çok odaklı göz içi lensi sonuç olarak. Ama akıllı mercek de diyorlar buna. Akıllı mercek, akıllı lens diyorlar. diyorlar. Çok akıllı. O zaman tek odaklı akılsız oluyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> en çok da sorulan sorulardan bir tanesi kaç türlü göz içi merceği var? Şimdi bunlardan bir tanesi bu tek odaklı. Tek odaklı lens takıldığında kişi yakın için okuma gözlüğü takıyor. İkincisi bu çok odaklı dediğimiz lensler aslında iki odaklı. Yani bir yakında bir odağı var. Normal okuma mesafesi 30-40 santim için bir odak. Bir de uzak odak var. Yani uzağa bakınca da uzağı görüyor. Ama bu okuma mesafesinden biraz daha uzağa, orta mesafe diyoruz. Onu biraz bulanık görüyor. Ondan sonrası tekrar net. Hı hı. Dolayısıyla bu orta mesafeyi de netleştirmek için üç odaklı lensler dizayn edildi, tasarlandı. Ee, dolayısıyla bir tek odaklı, iki odaklı ve üç odaklı var. Bir de üç tane var yani. Bir de bir tane daha var. Bu tek odaklı ile iki odaklı arasında bir buçuk odaklı diyebiliriz. <laughs> yani ben karıştı. öyle çünkü, yani bir <laughs> adı başka bir şey yani model ve marka adı var. Ee, Onları şimdi göze yakın lensi yani iki odak lens takamayacağımız bazı retina problemi olan mesela sarı nokta hastaları gibi hı hı. hastalar var. Onlara e, tek odaklı yerine bu bir buçuk odaklıyı takarsak eğer yakını biraz daha hiç olmazsa günlük yaşamını idare edecek kadar bir yakın görmesi oluyor e, ve de, ...sarı nokta astarına da takabileceğimiz cins bir lens. Yani aslında 4 tane lens şöyle var. mi hocam? Her göze, her probleme ayrı odak var. Odak şimdi ayrı odak var da bu iki akıllı odak... Akıllı mercekler var. Yok aslında. E tabi öyle diyebiliriz ama aslında bunu daha çok... E, Çünkü kişinin... soru aslında şöyle sorulmuş. Bütün odaklar herkesin gözüne uygun mudur? Bütün bu anlattığınız odaklar. Şimdi şimdi normalde... E, hastaların büyük çoğunluğuna şöyle söyleyeyim yüzde %95 95'te ben iki odaklı lens takıyorum. Hı hı. Yani retinada bir problem yoksa iki odaklı yani uzak yakın neden? Kişi neden tek odaklı taksın bu bu modern çağda artık yakın gözü daha kul fonksiyonel kullanmamak evet. gayet şey konforlu bir şey. Onun için iki odak. Neden üç odaklıyı takmıyorum? Üç odaklı kime takılır? Şimdi <laughs> üç odaklı lenslerin de bazı yan etkileri oluyor olduğunu gördük yani üç odaklar daha sonra dizayn edildi ama e, teknoloji her zaman en son çıkan son teknoloji en iyisi olmayabiliyor hani üç odaklı iki odaklıdan daha iyidir çünkü üç tane demek daha iyi demek değil. Hı, Dolayısıyla burası çok önemli bak teknoloji her zaman çok da iyi değil yani. Evet yani her zaman yeni çıkan şey hürra şey yapmak doğru değil yani onda çok temkinli e, hareket, etmek, hareket lazım. etmek lazım çünkü bu üç odaklı denser öyle oldu bir şekilde piyasada herkes hücum etti 3 odaklı Aa, en iyi 3 odaklı firmalar çünkü devamlı e, şey yapıyorlar bastırıyorlar bu, bu en onların iyi falan diye onların reklamları çıkıyor falan reklamları. Bak, burasını çok iyi dinlememiz gerekiyor çünkü burada çok ciddi hatalar ortaya çıkıyor evet, sonra maalesef. da uyguladığınız zaman şey diyebiliyorsunuz Ay ben yaptım ama ben hiç faydasını görmedim Evet. çünkü yani bu çok odaklı e, lenslerden veya 3 odaklılardan e, rahatsız olan bir, bir sürü insan var ortada Evet. ve onlar konuşuyorlar ve başka yani bana gelen hastaların kafaları karışmış olarak gelebiliyor bazı Kaç hastalan. yıldan beri hocam yapıyorsunuz? E ben 13-14 senedir yapıyorum. Yani bu lensler son 2-3 senedir artık diğer doktorlar tarafından Yani ülkemizde 2-3 seneden beri e, adı çok fazla yayılıyor ama siz evet. 14 yıldır 10, 15, 14 bunu yıldır uyguluyorsunuz. Ve diyorum ya evet. lütfen bu ismi bir kenara not edin. Operatör doktor Sinan Göker ben iyi hekimleri... E, hastalarla buluşturmaya bayılıyorum çünkü Allah hep bizi iyi hekimlere e, yani yönlendirsin. Çok önemli bir şey bu. Düşünsenize böyle bir nimet var ama doğru ellerde uygulanmadığınızda size şifa yerine zehir oluyor. Şimdi bu bahsettiğiniz lensler e, nasıl uygulamaya karar veriliyor? Gelip ben mi seçiyorum hasta olarak siz mi karar veriyorsunuz? Aslında e, en doğrusu yani ben. Karar veriyorum. Çünkü o hastaya en uygun olanı ben tabii hastaya söylüyorum. Sizin için en doğrusu bu diyorum. Hı hı. O da iki odaklı aslında genellikle. Ee, ama hasta ille işte ben mesleki şeyimden dolayı ille orta odağı da görmem lazım. Hani bazı çok nadir olan bazı meslek gruplarına onu yan etkilerini göze alarak takıyoruz. Ama e, daha çok iki odaklı şey yapıyorum ve ben söylüyorum aslında ama en çok galiba iki odaklı ile üç odaklıyı mı takıyorsunuz hocam yanlış anlamıyorum değil en mi en çok iki odaklı takıyorum. odaklı üç odaklı az takıyor az takıyorsun onlar arasındaki fark ne İki ile üç odaklı arasındaki i̇şte fark. İşte iki odaklı iki odaklı yakın ve uzak iki tane odak var üç tamam. odaklı da yakın orta ve uzak var üç odak var ama tabi odak eklendikçe şimdi hareket edecek bir bir yüz, yüz birim bir şey varsa diyelim e, belli bir kapasite var gözün e, her odak koyduğunuzda öbürleri de bir azalma oluyor. Hı hı. Yani ekstra artmıyor. Dolayısıyla mesela iki odaklı tek odaklıya göre göze giren ışık miktarı biraz daha az. Dolayısıyla insanlar daha çok ışık istiyor. Hı hı. Üç odaklı da daha da azalıyor. Daha da azalıyor. Işık Peki. ihtiyacı artıyor. Peki akıllı lens diye adlandırdığınız bu mercekler kaç odaklı? İşte aynı şey. O da aynı. Çok odak lens ve akıllı lens aynı. Ee, sadece onlara işte bu firmaların verdiği smart lens diye bir terim uydurdular. Peki benim aldığım mesela e, mesajlarda özellikle bizim izleyicilerimizden takipçilerimizden bazı şikayetler var. Mercekler gerçekten hastalarda bazı şikayetlere yol açıyor mu ya da açmıyor da yanlış uygulama sonucu mu? şikayetlere yol açıyor. Şimdi işte bir dediğim bu üç odakların bazıları hakikaten bir problem yaratabiliyor hı hı. gözlerde. Onun için ben daha çok uzak duruyorum. İki, en çok problemlerden bir tanesi geriye bir numara kalabiliyor bu e, lensler. Yani bu ameliyattan sonra hani bütün en iyi ölçümleri de yapsanız bir numara kalabiliyor. Yani normalde kalmaması iyi bir şey. Tabii sıfıra yakın olmasını istiyoruz ama eğer küçük bir numara bile kalsa bu lenslerde e, hastaları çok rahatsız ediyor. Yani 0.75 bile kalsa ben geri kalan numarayı lazerle 3 ay sonra sıfıra çekiyorum. Hastalarımı tam sıfır bırakıyorum. Ama tabii herkes bunu yapmıyor. Çünkü al hastayı ya lazer yapmasını bilmiyor birçok doktor. E, Bunlar biraz pahalı bir yöntem. Tekrar gidip bir daha lazer yapacaksınız. Dolayısıyla hastaya gözlük veriyorlar. O zaman Hı -hı. hastada ben bu ameliyatı oldum, gözlüklerden kurtulmak için. Evet. E şimdi gene niye gözlük takıyorum? takıyorum diyor. Doğru, haklı olarak. Ve bunu da çoğu insan ihtiyaç duyuyor çünkü 0.75 bile rahatsız, hatta 0.50'ye bile ben yapıyorum lazer yani, kalsa. Doysa e, rahatsızlık yani şikayetçilerden bir tanesi bu. E, üçüncüsü tabii marka önemli yani lensin hmm. kalitesi önemli hakikaten yani ne bileyim 100 euroya 200 euroya da var. Bin euroya da lensler var. Dolayısıyla e, bu bir kere takılıyor insanın evet. gözüne hayatında. E, bunu da yani en iyi aslında e, doktor bilir yani takan doktorun e, hastalara normalde o kimlik kartını vermesi lazım hmm. ki orada belli modeli markası numarası filan. Yani her doktorun taktığı hastaya o hastanın kimlik kartı hasta hani sorabilirsin bu nedir. Yani yeah. bu aslında seçtiğiniz mercek, merceği takan doktor. Yani o kadar önemli ki bunlar çok girift benim sizin anlattıklarınızdan doğru, anladığım doğru. kadarıyla. Peki şey de merak ediyorum hocam. Bu bahsettiğiniz mercek uygulaması göze nasıl takılıyor? Nasıl bir operasyonla takılıyor? Hep klasik sorum. Ağrı, acı, sızı var mı? Var mı? Evet. Ağrı, acı, sızı yok. Çünkü uyuşturuyoruz. Ee, Neyle bu uyuşturuyorsunuz? Damlayan, damla damla İğne ha, falan yok şey. yani. Bayağı bilinç falan açık. Evet hastayla bayağı konuşuyoruz yani. Ee, biraz tabii ben sakinleştirici yaptırıyorum. Ee, hasta çünkü ne de olsa bir göz ameliyatı tedirgin oluyorlar. Dolayısıyla çok rahatlıyorlar. Bir ameliyat sırası da bayağı hastayla konuşup şakalaşıyoruz yani. Hasta hiçbir şey hissetmiyor mu o anda? Ee, hissetmiyor. Acı yok. Ee, biraz çakır keyif oluyor tabii hastalar ama <laughs> kendinde yani. Kendinde kendini kaybetmiyor. Çünkü kaybetmemesini de istiyoruz. Ve de 10 dakika sürüyor zaten yani. Dolayısıyla çok kısa bir süre. Birer birer yapıyoruz. Bir hafta arayla. İkisini aynı gün yapmıyoruz. Bütün dünyada kural bu. Dolayısıyla çok kolay bir emirat ama sonuçta e, kontak lens değil bu. Yani böyle konuşurken veya başka doktora anlatırken bir sürü hasta sanki bunu kontak lens gibi hani tak göze git falan gibi zannediyor. Yani değil. böyle kendi kendine takabileceğin, çıkartabileceğin bir şey değil, değil bu. Doktor kontrolünde bir takılıyor. göz içi ameliyatı ve katarak ameliyatı gibi göz içi ameliyatında sırasında takılıyor ve ömür boyu da orada kalıyor. Yani Kalıcı... gözün şu renkli kısmına takıyorsunuz onu. Renkli kısmın hemen arkasında Arkasına duruyor. Takıyorsunuz. Göz bebeğin tam arkasında böyle yuvarlak nohut büyüklüğünde şeffaf bir küre var. Kendi lensimiz. Onu çıkarıp onun aynı orijinal yerine bu sentetik lensi takıyoruz. 10 dakika içerisinde mi? 10 dakika içerisinde bunlar bitiyor. Yani size geldik diyelim ki gözlükle geldik. 10 dakika içerisinde bu ameliyatı yaptınız. Sonra gözlüksüz gidebiliyor muyuz? Bir göz. Bir göz. Bir gün, evet, bir, gün bir göz. Ha, bir bir gün, hafta bir göz, sonra da öbür gözü. Bir... Ondan sonra? Iki, yani bir göz bir ertesi günü gözlüksüz gidiyorsunuz. Baya her şeyi hep bunu soruyorum. Çünkü çok önemli bu. Her şeyi çok net okuyabiliyor muyuz artık? Evet. En küçük yazıları bile. Evet en küçük yazıları okutabiliyoruz. Yani ilaç. Prospektüsü C1 şey. dediğimiz bir e, küçüklük var. Onu yani her şey iyi gitmiş normal güzel bir ameliyattan sonra e, hastalar o mesafede belli bir odağı var. Tabi orada tuttuğunda en küçük yazıları okuyabilir Yani gözlük numaramız ne kadar ileride olursa olsun ne yok. kadar büyük görme problemimiz olursa olsun hiç fark Bu etmiyor. Bu arada uzak da düzeliyor tabi mesela hem uzak Biçiş hem şey. yakın var. Ve Çok uzakta büyük bir mesela konfor. 20 numara miyop var mesela onu da düze Hepsini sıfır yapabiliyoruz o sırada. Ay hocam evet. müthiş. Ve de kalıcı bir durum en önemlisi. Yani eser onu da çok soruyor. Yani bir daha bozuluyor mu numara Ha tekrar diye. yani yaş ilerledikçe numara bir daha bozulmuyor. Kalıcı bir durum bu. Yani. Peki gözün arkasına takıyorsunuz hocam. Dışarıdan evet. bakıldığı zaman o hissedilebiliyor mu gözünde lens olduğu? Güzel bir soru. Renkli oluyor mu mesela onlar? E, renkli olmuyor. Yani renkli olursa mesela <laughs> hastada renk o ne renk taktıysanız o renk görecek etraf. Ha. O hem zaman renk takarsınız. <laughs> Keşke <gülüyor> öyle bir şey olsun. Pes ben de ya. Onun için ya. yani yeşil ee, ama bir lens var. Ee, daha doğrusu iki lens var. Bir, o markalar hem de bilinen yani bayağı bir önemli bir Amerikan lensi falan. O lens mesela dışarıdan bakıldığında gözde hafif parlıyor yani ve böyle bir Hani uzaylı gibi bir balık bu gözü gibi. Ama kötü bir şey o zaman değil mi? Evet yani birçok insan bundan rahatsız oluyor. Yani estetik olarak hoş bir şeydi böyle gözünde bir bir şey var falan diye herkes anlıyor yani. Ben o lensleri takmıyorum özellikle. Hmm. Ee, Ta buradan marka ismi veremiyoruz ama evet, evet. siz şunu söylüyorsunuz benim taktığım lens e, dışarıdan de, hiçbir şekilde parlamıyor, gözükmüyor, evet, parlamıyor. Gözükmüyor. Ve çok rahatlıkla en küçük yazıları dahi hep sorduğum bir şey var ilaç evet. prospektüsü evet. çok incedir ya. Onları bile okuyabiliyorlar. Evet, ilaç, Bir de doğru ışık lazım tabii. Bu lensler ışıkla çalışıyor. Mesela karanlıkta okunmuyor veya yani loş ışıkta okunmuyor ama güzel bir ışık varsa en küçük yazıları rahatlıkla okuyabiliyor. Doğru bir lens takılmışsa, doğru bir ameliyat yapılmışsa, numaralar tam sıfır olarak bırakılmışsa, göz içi problemi, kuruluk problemi tamamen halledilmişse bir sürü şey var tabii. O Peki, zaman Peki bu bahsettiğiniz akıllı lensle lazerin farkı ne? Şimdi biri lazer gözün kornea tabakasına, gözün öndeki şeffaf ta tabakaya yapılıyor. Yani göz dışına yapılıyor. Yani portakalın kabuğu gibi düşünebiliriz. Hı hı. Ee, akıllı lens, çok odaklı lens, yani yakın düzelttiğimiz lensler göz içi ameliyatı gözün içine takılıyor. Biri gözün dışına, biri, biri içine. içine. Şimdi e, göz içi ameliyatı tabii çok az da olsa bir takım riskleri var. Lazerin hiç riski yok. Dolayısıyla... E, lazeri 45 yaşın altındaki kişilere yapabiliyorsunuz. Lazeri yapmayı tercih ediyoruz. hasta istese bile pek ben yapmıyorum mesela akıllı lens yani hele hele mesela 20 yaşında 30 yaşında 35 yaşındaki bir kişiye akıllı lens yani göz içi lensi takmak hiç akıllıca bir şey değil bence. Çünkü... yakın tedavisini çok güzel yapabiliyorsunuz yani lazerle değil Tabii, mi? Yakın 45'ten sonra yakın başlıyor. 45'ten önce yakın problemi olmadığı için hı hı. uzak problemi var. E uzağı da lazerle zaten en az riskli ve en yüksek başarı oranıyla zaten lazerle düzeltebiliyoruz. Lazerle düzeltebiliyorken niye bir göz iç ameliyatı yapalım Tabii. yani? Diyorum ya yani gerçekten Türkiye'nin en iyilerinden hocam. Ee, hangi hastaya neyi nasıl uygulayacağını çok iyi bildiği için zaten bütün hastalarda çok güzel sonuçlar oluyor. Teşekkür Bu çok ederim. önemli. Yani hasta mutluluğu ee, çünkü bir şey uyguluyorsunuz ve bir para ödüyorsunuz. Onun geri dönüşünü almak istiyorsunuz. Lazer uygulanabilen en yüksek numarayı merak ediyorum hocam. Şimdi e, miyoplarda ben 10 numaraya kadar yapıyorum lazeri. Çünkü 10 numaranın üzerine de yapabiliriz. Fakat bazı yan etkiler ortaya çıkmaya hı hı. başlıyor. Onun için on numaranın üzerindekilere başka bir fakik lens dediğimiz özel tipte bir göz içi lensi takıyoruz. E, bugün programımızda göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Sinan Göker hocamız vardı ve dedi ki görme problemleriniz için akıllı lens yani sizi görme probleminizden uzaklaştıracak harika bir yöntem. Bunun için sadece yaş önemli, değil mi hocam? Evet. Şimdi 45 üstüne uyguluyoruz. Hı hı. Çünkü yakın problemi asıl yakın problemini düzeltmek için kullandığımız bir E bu yakın problemde 45 üstü oluyor. Hı hı. Dolayısıyla 45 üstüdeki kişilere uzak ve yakın problemini düzeltmek için şu anda en başarılı, en uygun yöntem ...akıl lens dediğimiz veya çok odaklı gözlük lens. 10 dakika içerisinde yapıyorsunuz 10 operasyonu. 10 dakika. Birer ee, birer yapılıyor. Ağrı yok. E, operasyon yapıldığı süre süre zarfında evet kişi biraz rahatlamış oluyor ama bilinç açık sizle konuşurken operasyon evet. yapılıyor. Ağrı sıfır, hiç. Ağrı 10 dakika içerisinde, ondan sonra günlük yaşamına dönüyor. Ee, eve gidip dinleniyor. Bantla <laughs> kapatıyoruz. O gün dinlenme. Ertesi gün. Mü Ertesi dönüyor? günü sabah kontrole geliyor, açıyoruz bantı bitti. Peki. Ertesi günü dönüyor. Hocam.